Bir polinomda istediğiniz gibi değerleri yazabilirsiniz. Tanımsızlık olmadığı için aslında P2'yi bulmakla limit x2'yi bulmak arasında bir fark yoktur. 2 eksi 2'nin karesi 0 artı 2 eksi 4 buradan eksi 2 eşittir a oldu. a eksi 2 olduğuna göre x küp artı 2 limit x eksi 2'ye giderken eksi 8 artı 2 Eksi 6 eşittir B oldu. B şıkkı cevap. Kritik noktalara bakacağız. 1 ve 2 arkadaşlar. Kritik nokta parçalanma noktaları, kırılma noktaları çünkü orası. 1 koyduğumuz zaman sol limitte 1 eksi diyelim. 1 artı 2'den 3 olacak. Sağ limite baktığımız zaman 2 artı 1'den o da 3 olacak. Evet 1 noktasında arkadaşlar sürekli oldu. Sol limit, sağ limit ve F1 birbirine eşit arkadaşlar 3'ü de x eşittir 2 noktasında süreklidir. 2'ye soldan bakalım. 2'nin karesi 4, 4 kere x 8, 1 daha 9. Önce bunu kullandım. Şimdi bir de buna bakalım. 2 eksi 1. Tabii ki burada 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi 2 eksi 1'den 1 oldu. Böylece burada sürekli olmadı. 0 noktasında süreklidir tabii ki. Zaten kırılma noktaları, kritik noktaları hariç arkadaşlar fonksiyon her noktada sürekli olur. Cevap bu yüzden 1, 3, D şıkkı. Süreksizlik demek kopma noktaları demektir. Bir boşluk bile olsa sürekli olmaz arkadaşlar. Bakın burada fonksiyon süreksiz, burada süreksiz, burada kopma var süreksiz, burada kopma var süreksiz. Toplam 4 noktada arkadaşlar süreksizdir D şıkkı. Her x gerçek sayısı için sürekli ise zaten sadece kritik noktaya bakmak yeterlidir. Çünkü kritik nokta hariç diğer yerlerde kopma olmadığı için her yerde süreklidir. x eşittir 1 için f1 4'müş. O zaman arkadaşlar f1 eksi de 4'tür. f1 artı da 4'tür. Böylece 1 eksi olduğu zaman a eksi b fonksiyonun sol limiti 4'e eşit. Sağ limit x yerine 1 yazıyorum. 1 artı b fonksiyonun sağ limiti yine 4'e eşit. O zaman 4 eşittir 1 artı B'den. B arkadaşlar 3 oldu. B 3 ise A'da 7 geldi. Çarpımları soruluyor. 21 C şıkkı. Kritik nokta arkadaşlar burada 4. 4'ten büyük değerlerde olduğu eksiyle çarpılarak çıkacak. 4'ten küçük değerlerde olduğu gibi çıkacak. O yüzden önce şuna bakacaksınız. X eşittir 1'de. X eşittir 1 için Yukarısı olduğu gibi çıkar önce sonra aşağısı zaten x eksi 4 böylece eksi 1 gelir. Bakın değeri yerine yazmadan önce önce nasıl çıktığına bakıyorum sonra yerine yazıyoruz. Mutlak değerlerde buna dikkat edin bu doğru. Şimdi geliyorum buraya 4'ten büyük bir değerde bu eksiyle çarpılarak çıkar x eksi 4. Yine sonra aşağısı x eksi 4 olduğu için 1 olacak. Bakın daha 4 artıyı yazamadan yerine 4 büyük değerlerde eksiyle çarpılarak çıktığı için direkt limiti 1 geldi bu şekilde. X'e 4 verdiğimiz zaman sol limitine bakalım. E, 4'ten küçük değerlerde olduğu gibi çıkar. Bu yüzden eksi 1 olur. F4 eksi diyelim buna. F4 artı bir önceki ikinci öncülde bulmuştuk. 1 oldu. Bakın sol ve sağ limitler eşit olmadığı için bunun 4 noktasında limiti yoktur. Cevap 1, 2, C şıkkı. Eksi 5'e sağdan yaklaşırken arkadaşlar bakın işte şurası. Eksi 5'e sağdan yaklaşınca y'ye nerede yaklaşıyoruz? Eksi 3. Şimdi 5'e sağdan soldan yaklaşacağız ama fx eksi 1. Hemen şöyle gösteriyorum bakın. 4.9 gibi düşünün. 4.99. 1 çıkarırsak ne olur? 3.99. 3.99 da 4'e çok yakın ama 4'ün solunda. 4'ün solunda bir yerde limit zaten sabit fonksiyon olduğu için 5. Toplamları da böylece eksi 3 artı 5'ten 2 oldu. B şıkkı. İki noktasında limiti varsa arkadaşlar x gördüğümüz yere 1 yazınca burada sonuç itibariyle limit x 2'ye giderken fx demek gibi olur. Çünkü x içerisi yine f2 oluyor. Haliyle bu noktadaki limitine a diyelim o zaman karesini alırsak a kare. Sonra bakın limit x 2'ye giderken fx zaten ben a demiştim şimdi. Bu yüzden a oldu. Sabit bir değerin limiti kendisidir. Bu yüzden 4 yazacağız. Yine tanımsızlık sıkıntısı yoksa fonksiyon gibi düşün. Koy yerine 2 üzeri 2'den bu da 4 oldu. Eşittir 0. A eksi 2'nin parantez karesi 0. A da buradan 2 yaptı. A dediğim neydi aslında? Limit x 2'ye giderken f x. O zaman burası 2 arkadaşlar. x yerine 2 yazarsak 2 bölü 2'den 1 olur. C şıkkı cevap. x'e 2 verdiğimiz zaman pay 0 oluyor. Şimdi bunun sıfırdan farklı bir gerçek sayı olması için paydanın da sıfır olması lazım. Çünkü payda sıfır olursa arkadaşlar böylece sadeleştirebileceğimiz bir kesirdir. Sadeleştirdikten sonra zaten yine gerekli işlemleri yapınca bir reel sayı buluruz limiti. Haliyle x yerine 2 yazdığımız zaman 2 artı m'nin karekökü eksi 2 eşittir sıfırdan. Kök içinde 2m artı 2, 2 eşit Böylece arkadaşlar 2m artı 4 m de buradan 2 oldu. Şimdi yerine yazarsak x küp eksi 8 bölü kök içinde x artı 2 eksi 2 arkadaşlar. Şimdi bizden limit x 2'ye giderken değeri istiyor. Gerçekten bakın yerine yazınca 4 kök içinde 2 eksi 2'den 0 oluyor. Haliyle ne yapacağız? x küp eksi 8 buranın eşleniğini alacağız kök içinde x artı 2 artı 2 diye. Buraya da yazacağım bakın kök içinde x artı 2 artı 2. Eşlenikle çarptığım için aşağısı x artı 2 eksi 2 olacak. Bu x artı 2 eksi 4 affedersiniz. 2 kare farkı yapıyoruz çünkü. Limit x 2'ye giderken. Dikkat ederseniz şurayı sileceğim. x artı 2 eksi 4'ten eksi 2 yapıyor. Sadeleştirmeyi kolay yapmak için. Bunların ikisi sadeleşir. Nasıl olur? x küp eksi 8 x kare artı 2x artı 4 olur. olur. Çünkü a küp eksi b küp a eksi b çarpı a kare artı b kare artı a arkadaşlar. Böylece limit x 2'ye giderken x kare artı 2x artı 4 çarpı kök içinde x artı 2 artı 2 olacak. Şimdi burada yerine yazarsak arkadaşlar x gördüğümüz yere 2'yi 4 artı 4 artı 4. Kök içinde 4, 2 yaptı. Bir daha 2 yaptı. Buradan da 12 çarpı 4'ten 48 oldu. Cevap C şıkkı. Bu soru kolay bir soru arkadaşlar. Böyle değişik görünmesin gözünüze. Bir kere zaten şuradaki sayının 4 olduğunu bir nevi söylemiş. Çünkü bakın burada ikinci kısımda onu vermiş. İlk başta vermemesine rağmen. Sonra x eksi a diyeyim buraya bilmiyorum. x eksi a çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 bölü x artı 2 çarpı x eksi şey x eksi 2 çarpı x artı 1. Hemen bu x artı 1'ler sadeleşti. Ama hala arkadaşlar limit x 2'ye giderken x gördüğüm yere 2 yazarsam burası 0 olur. Demek ki yukarıdaki bu a dediğim şey de 2'ymiş. Bunlar da böyle sadeleşiyormuş. Limit x 2'ye giderken x artı 3 kalıyormuş. Bu yüzden 2 artı 3'ten 5 oldu limit. D şıkkı. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman F2 artıya bakalım neymiş cevap. Şimdi 2 art demek 2'ye sağdan yaklaşmak demek o zaten 3 oldu. Sonra 2 artıyı biraz daha rahat anlamanız için şurada şöyle yapacağım. G3 eksi 2.1'den çıkardığımı düşünün. Böylece G ne olur? 0.9. Bu bana şunu anlatıyor. Yani 1'e yakın ama 1'in sol tarafında diyor. Sonra arkadaşlar burada bir de şuraya bakalım artık. 1 eksi yazdığım zaman 0.9 yazdığımı düşünün. F1.9 olur. F1.9 demek aslında 2'ye soldan yaklaşmak demek. Sonra değer olduğu için 15x gördüğün yere 1 eksi yazmayacaksın tabii. O normal her noktalı tanımlı fonksiyon. O yüzden x yerine 1 yazacaksın. 15 olacak. Aşağıda da yine g1 eksi 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Artık demin ki şu g1 eksiye t diyeyim. 3 artı t eşittir sol taraf. Sağ tarafa dikkat. Ee, şurayı kendi yazımı bir an okuyamadım. F2, F2 eksi bakın 2'ye soldan yaklaştığınızda 1 oluyor. Böylece 1 artı 15 bölü g1 eksi de t demiştim. T eksi 3. Demek ki t kare eksi 9 eşittir 16'dan t artı 5 de olabilir. T eksi 5 de olabilir. Demek ki limit g x e, nereye giderken de o g için arkadaşlar 1'e soldan yaklaşırken neye eşit olabilirmiş bu 5'e bakalım 1'e soldan yaklaşırken 5 olan var mı evet bakın birinci öncül oluyor sonra eksi 5 olan var mı evet bakın 1'e soldan yaklaştığımda eksi 5'e gidiyor bu da olur 1'e soldan yaklaştığımda buradaysa arkadaşlar 1 oluyor haliyle bu olmayacak. Cevabımız 1 2 C şıkkı.